Doğru mu duyuyorum ben? Turgut dayımın oğlu Yusuf'un eşi mi Melek? Evet kızım öyle. Melek, Yusuf'umun yadigarı bize. Melek ve Elif. Onları ne kadar çok aradım bir bilseniz çocuklar. Ama sonunda buldum işte. Artık gözlerim açık gitmem ben bu dünyadan. Serçenin asıl isminin Melek olduğunu, onların anne kız olduğunu bilseydim, gerçekler çok daha önce çıkacaktı ortaya. Anne, senin sağlık durumundan dolayı korktuk. Kafanı karıştırmak istemedik. O sıralar bilincin epey bir bulanıktı. Tedirgin etmek istemedik seni. Neyse, her şey ortaya çıktı artık. Melek'le Elif'imize kavuştuk sonunda. Anne, yani sen kendini nasıl hissediyorsun? İlaçlarını falan alıyorsun değil mi? Yanlış anlamayın Melek, yani geçmişe dair yanlış hatırlıyor olabilir misin acaba? Keremciğim hiç merak etme. Uzun zamandır olmadığım kadar iyi hissediyorum kendimi. Zaten ben her gün o kara kaplı defterime Melek'le Elif'i aradığımı yazıyordum unutmamak için. Bir an olsun çıkmadılar aklımdan. Sonunda kavuştuk birbirimize. Hem kendisi burada işte. Melek yavrum sen anlat istersen. Macit Hanım doğru söylüyor. Ben dayınız Turgut Üstün'ün oğlu Yusuf Üstün'ün eşiydim. Melek doğru söylediğimin ispatıdır işte. Yalnız Elif benim eski evliliğimden. Yani Yusuf'un kızı değil. Ama Yusuf hep evladı gibi gördü Elif'i. Kızı gibi sevdi. Korudu kolladı onu hep. Biliyorum bunu başından beri. Hem ne olursa olsun Elif kızım Yusuf'un bize yadigarı. Emaneti. Ve biz de emanete gözümüz gibi bakacağız. Çok şaşkınım ben gerçekten ya. Ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim Melek'le Elif'i aramamın tek nedeni onların varlıklarından haberdar olmam değil. Onları aramamın daha mühim bir nedeni var. Şimdi anlatacaklarım pek hoş şeyler değil ama bunları anlatmak zorundayım. Çünkü artık gizli saklı hiçbir şey kalsın istemiyorum. Babanız Şevki Bey geçmişte bir haksızlık yaptı. İstemeden olsa bile bu Turgut abimin haksızlığa uğramış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Nasıl yani? Babanızla dayınız eskiden birlikte çalışıyorlardı. Sonra aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Ve Şevki Bey abimin hakkını vermedi. Yani onun o payı hak etmediğini düşündü nedense. İyi de babam niye böyle bir şey yaptı ki? Hiç bilmiyorum Keremciğim. Yani o zamanki şartlarda ben bu konuyu fazla deşmek istemedim. Ama bu da benim için büyük bir yük oldu. Her zaman bir vicdan azabı duydum.
Kendimi abime karşı borçlu hissettim. Ona ulaşmak istedim. Ulaşamadım. Sonra onu kaybettim. Ve ben de Yusuf'a o payını vermek istedim. Fakat maalesef Yusuf'u da kaybetmişiz. Ben de bunun üstüne eşiyle kızını, Melek'le Elif'i aramaya başladım. Yusuf'un payını onlara vermek için. Şimdi onları bulduğumuza göre sahip olduğumuz her şeyin %25'i Elif kızıma aittir.